Annemiz Hüda Kaya hayatı boyunca din, inanç, mezhep, meşrep, mahalle ayrım gözetmeksizin kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumun ve mağdurun yanında olmaya çabalamış bir şahsiyet. Bu milletvekilliği öncesinde de böyleydi, milletvekilliği sonrasında da böyle oldu. Ve bildiğiniz üzere kendisi 8 aydır şu an Marmara cezaevinde tutuklu bulunmakta. Çok farklı, çok çeşitli toplumsal kesimlerden kampanyalara, destek ve dayanışmalara şahit oluyoruz. Bu bizim açımızdan elbette mutluluk verici bir durum. Annemin durumu, morali gayet iyi ve yerinde, her zamanki gibi çok daha dirençli. Tabii çok ciddi olmasa da bu tutukluluk süresi içerisinde bazı sağlık sorunları oldu. Ama morali ve sağlığı gayet iyi diyebiliriz. Cezaevi şartları, koşulları zaten malumunuz. Türkiye'nin yarısı bir şekilde bu koşullarla muhatap olmak zorunda. Ya kişinin kendisi ya aileden birileri, eğer muhalifseniz bir şekilde cezaevine yolunuz düşüyor. Çok fazla hak ihlalleri var, haksızlıklar var, halen yaşanmakta. Annem de bu insanlardan birisi olarak bu haksızlıkların ve hak ihlallerinin bir muhatabı. Hüda Kaya'nın haksız bir şekilde cezaevinde tutuluyor olması ile ilgili, bu davanın hukuki değil siyasi olması ile ilgili çok büyük bir toplumsal mutabakat söz konusu. Kamuoyunda ortak bir düşünce gelişmiş durumda. Bu elbette bizim açımızdan gurur verici bir durum. 1999 yılında başörtüsü mücadelemiz esnasında Malatya Edirne cezaevindeyken iki ablam ve annemle birlikte idamla yargılandığımızı o zaman gazetelerden, basından öğrenmiştik. Şimdi annem yine Silivri cezaevinde 38 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 bine yakın yılla yargılandığını basından öğrenmiş oldu. Çok ağır cezaların istendiği, çok boş bir iddianame ile karşı karşıyayız. Ve bu davanın ilk duruşması 25 Haziran'da görülmüş olacak. Çok net olan bir şey var ki, bu yargılama haksız ve hukuksuz bir yargılamadır. Bu tutukluluk haksız ve hukuksuz bir tutukluluktur. Bu nedenle siyasi düşüncesi, mezhebi, meşrebi, mahallesi ne olursa olsun, haktan, hukuktan ve adaletten yana olan herkesi Hüda Kaya için dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz.